Aşkım Samsung yeni bir saat çıkartmış. Bugün onu tanıtacağız. Hangi saat? Akıllı saat. Astro Edition. Nasıl bir saatmiş? Güzel bir saatmiş. Gelişmiş uyku koçu sayesinde aslında uyku düzeninizin raporunu detaylı bir şekilde çıkarabiliyormuş. Evet, tam senlik o zaman. Benlik çünkü neden? Çünkü hiç uyuyamıyorsun. Vallahi sıfır aşkım. Seni de rahatsız ediyorum hatta bence. Yani birazcık. Niye öyle hakikaten? Ya ne bileyim, kafayı yastığa koyunca günü yaşamışım gibi yetmiyormuş gibi, bir de günün sıfırdan kritiğini yapıyorum bence yani. Bugünün nasıl geçti peki? Bugün işte Samsung geldi. Bir ekiple toplantı yaptık hani. Ne yaparız ederiz diye. Nasıl yaparız diye. Emre Beyciğim, bugün gündemimizde ne var? Bugün Mert Bey, Samsung'dan bir ürün geldi incelememiz için. O zaman akıllı saat. Evet, akıllı Akıllı. saat. Yapmış mıydık daha önce? Şimdi aslında yaptık ama böyle kapsamlı bir inceleme değildi. Sanırım biraz kapsamlı diye düşünüyorum Emre Beyciğim. Yeni Watch 6 serisi ve çok güzel bir saat olduğunu düşünüyorum. Yapalım mı? Ne dersiniz? Bence yapalım, merak Bence ediyorum. de yapalım. Bence Mert Bey ikna ettilerse bence çok iyi bir saat olur. Bir tepkileri görüp ya, açıkçası biz akıllı saatler çok paylaşmıyoruz kanalda ama bir yakın incelemesi yaparız. Bir de bende de biraz hikayesi var. Arkadaşlara da onu anlatırsak, bir de her zamanki gibi tarafsız bir şekilde biz anlatırız. Onlar beğenip beğenmedikleri kendileri karar verirler. Biz özelliklerinden bahsederiz. Dolayısıyla bir yorumları da görmüş oluruz diyorum ben. Bir tepkileri de ilk defa görmüş oluruz. Ya buna da başlayacaksak da aslında Samsung, çok çabuk ikna olduğum gibi geldi bana ama Samsung olsun diye düşünüyordum çünkü. O yüzden arkadaşlarımızla bir özelliklerini, incelemelerini bir sizin de onayınızla yapalım o zaman. Bizim arkadaşlar. Onayımız tam. Bir görelim. Hadi bir görelim o zaman. Hadi görelim. Yapalım. O zaman yapıyoruz arkadaşlar. Kanalda akıllı saat incelemesi de görmek istiyordunuz. Ben de sizler için bugün yeni Samsung Galaxy Watch 6 serisinden özel bir model seçtim. Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition, hatta Samsung'un ilk özel koleksiyon akıllı saati. Bildiğiniz üzere kanalda genelde otomatik saatlere yer veriyorum. Eğer akıllı bir saate yer vereceksem bu Samsung'dan olmalıydı demiştim. Çünkü benim için bir hikayesi var. 2016 yılında Samsung Gear S3'ü tasarlayan kişinin Yuvan Arp olduğu açıklanınca şok olmuştum. Çünkü o zamanlar akıllı saatler mekanik saatlerin sonunu mu getirecek diye sektörde hararetli tartışmalar devam ediyordu. Yuvan Arp'a da uzun süre geleneksel İsviçre saat markalarına hizmet etmiş, yetmemiş ayrıca kendi bağımsız saat markasını kurmuş biri olduğu için de açıkçası bu pek de beklenmeyen bir hareketti diyebilirim. Çünkü bu yorumlara göre Samsung ile Arp'a o zaman kağıt üzerinde birbirlerinin rakipleri olmalıydılar. Hatta Samsung ile Yuvan Arp'ın birlikte gerçekleştirmiş olduğu lansman toplantısında kendisine geleneksel saat sektörü sizin bu saati tasarlamanıza nasıl baktı diye sorulunca hain. Probably traitor. Hain olarak gördüğü şekilde sunucuyla şakalaşıyordu. Ben ise Yuvan Arpa'yı davetli olarak gittiğimiz İsviçre Basel saat fuarlarından uzun süredir tanıyordum. Oldukça çılgın biridir. Bu işi yapsa yapsa da yine o yapardı zaten. Hatta size o yıllarda Arpa ile gerçekleştirmiş olduğumuz bir içerikten küçük bir kesit paylaşayım. Tabi dayanamayıp ilk fırsatta ben de kendisine bir görüşmemizde aynı soruyu sormuştum. Mekanik saat üretirken niye akıllı saat diye. Mert, akıllı saatler mekanik saatleri bitirir mi emin değilim ama Gear 3'ün tasarımındaki dokunuşlarım geleneksel saat tasarımlarından izler barındırıyor olacağımdan ve geleneksel ile teknolojiyi birleştiren bir fırsat olarak gördüğümden bu teklifi kabul ettim demişti. Bu şekilde cezbetmeyi başarmıştı. Gelelim bugün tanıtacağım Astro Edition'a. Yeni Galaxy Watch 6 koleksiyonu kasa çapına göre 4 farklı versiyonda piyasaya sunuldu. Galaxy Watch 6 40 mm ya da 44 mm çapında bulunabiliyorken Galaxy Watch 6'nın klasik serisi ise 43 mm ya da 47 mm çapında bulunabiliyor. Astro Edition Galaxy Watch 6 klasik serisinin özel bir modeli. Limitli olarak üretilmiş bu modelin özel tasarlanmış bir kutusu var. Gökyüzünü andıran mavi kutusunda küçük ayı gibi takım yıldızları resmedilmiş. Kutunun bir diğer köşesinde ise ayın fazları görülüyor. Birazdan bu ay fazlarını saatin kadranında da daha güzel bir şekilde seyredeceğiz. Astro Edition'ın tasarımda Astrolab, yani Türkçesi Usturlab olan tarihi bir ölçüm aletinden esinlenilmiş. Usturlab'ı gökbilimciler, kaşifler yıldızların konumuna bakarak zamanı belirlemek ve bu sayede yön bulmak amaçlı kullanmışlar. O yüzden bu saatin mottosunda Usturlab'dan bugünlere, yani geleceğe sloganını kullanmışlar.
Astro'nun kutusuyla birlikte hediye kumaş kordonu, şarj aleti ve de Astro koleksiyon parçaları isimli çıkartmalar da geliyor. Ekstra kordon detayı saatin görünümünde ara ara değişiklikler yapmak isteyenler için güzel bir opsiyon olmuş. Uyku esnasında da kullanımı daha kolay olması amaçlanmış tabii bu kordonun. Saatin bezeline çok hoş astronomik detaylar işlenmiş. Aslında kutusunda da yazdığı gibi burada usturlabın bazı artistik unsurları kullanılmış. Bezel ile hareketin sağlanma özelliğinin geri gelmesi ise mekanik saatlerde bezel kullanımına aşina olan biri olarak beni oldukça sevindirdi. Bu özellik Watch 4'te de varken Watch 5'te kaldırılmıştı çünkü. Marka yüksek ihtimal kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak bu özelliği tekrar sundu. Galaxy Watch 6'nın döndürülebilir bezelin genişliği %30 azaltılarak kadranın genişliği ise %20 arttırılmış. Galaxy Watch 6 klasik modelinde ise bezelin genişliği %20 azaltılarak kadranın genişliği %15 arttırılmış. Şimdiye kadarki en geniş ekran, saatin astronomik detaylarla geliştirilmiş arayüzleri bulunuyor. Özellikle görsel anlamda mekanik saatlerde de ay fazı komplikasyonu görmeyi de çok sevdim ben. En çok bu arayüzü sevdiğimi söyleyebilirim. Saatin kadranında pusula özelliği aktif hale getirebilirsiniz. Çok fazla kadran ve kordon seçeneği olması da hoşuma gitti. Arayüzler ayrıca kişiselleştirilebiliyor. Camı safir ve kasası paslanmaz çelikten. Galaxy Watch 5'te ise materyal olarak paslanmaz çelik yerine alüminyum kullanılmıştı. 5 ATM su geçirmezlik özelliği var. 47 mm çapında tartıyla da size kaç gram geldiğini bir gösterelim. Lug aralığı 20 mm. Bu arada yenilenen kordonun tek tuşuyla kolay bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Pimlerle boğuşmak istemeyenler için ideal. Kasa arkasından EKG'nizi çekebilir, tansiyon, kandaki oksijen oranı ve nabzınızı ölçebilirsiniz. Spora gittiğimde normalde kullandığım saatlerin deri kayışları olduğundan genellikle terleme yapmasın diye yanıma bu saatleri almıyordum. Ama Samsung Watch 6 ile bu kaygılarım olmadan rahat bir şekilde egzersiz yapabildim. İnternet bağlantısı sağlarsanız GPS özelliği sayesinde varış noktanızı bulabiliyorsunuz. Aktivite sırasında uyarı bildirimleri ve etkinlik sonunda özet bilgi sunuyor. Koşu bandına bağlı olmadan da nabzıma bakarak performansımı ölçümleyebildim. 90'dan fazla egzersiz opsiyonuyla kişisel eğitiminizi bile emekli edebilir. İşlemcisi Exynos WV930 1.4 GHz hıza sahip. İşlemcisinin %18 oranında daha hızlı olduğu söyleniyor. 2 GB belleği bulunuyor. Full şarj ile 40 saat gidebiliyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde yarım saatte saatinizin %45'ini şarj edebiliyorsunuz. Gelişmiş uyku koçu sayesinde uykunuzun verimini ölçebiliyorsunuz. İşte yine 5 dakika bile uyumadık. Günaydın Onurcuğum. Günaydın hocam. Ne yaptın? Baktın mı saate? Ölçmüş mü uykuyu? Yok be dostum. Gene sıfır uyku. Bence pek bir cacık ölçemedik. Aa, baktın aynen mı değerlere? Hiç bakmaya bile gerek yok yani. Sıfır. Sıfır. Merak sıfır ya. Var sıfır. Ben bir toplantıya kaçıyorum. Ben de konuşuruz. Bir bakıyorum o zaman. Tamam hocam bakalım. Şu an bakalım ya. Uuu 8 saat uyumuş adam ya. Bir de uyumadım diyor. Horlamasını bile kaydetmiş. Kükremiş resmen ya. Hocam kaydı burada ya. Kaydı tamam, var diyorsun. Gel bir bakalım hocam. Hocam bak bir sessiz kal ve dinle. Bak, açıyorum. Öyle mi? Okay. Bu başkasının kaydı bence. Bence değil. Bence değildir. Evet arkadaşlar. Samsung gördüğünüz gibi her türlü doğruyu ve yanlışı, yalanı yakalıyor. Yakalıyor. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Beğenip kanalımıza abone olmayı. Unutmayın. Unutmayın.